Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyi, her şey yolunda. Harika. Seni gördük daha iyi oldu. Bir mukabele. Karlı, güzel bir akşam. İhtiyacımız da olan bir yağışta açıkçası. Orası öyle. Hani ben kışın adaletine pek inanmam. Yazın parası olan klima açar, parası olmayan cam açar. Serinler bir şekilde. Kışın öyle değil maalesef. İçinde bulunduğumuz şartlarda yakamayan insanlar da var, ısınamayan insanlar da var. Ama bir de hayatın döngüsü. Buna ihtiyaç da vardı. Bayağı ihtiyacımız vardı. Her anlamda su sağlık demektir. Evet. Elektrik demektir aynı zamanda. O yüzden yağsın. Mümkünse 84 ve 87 kışlarını yaşayalım yani. Ben yetişemedim ama çok sert olduğunu, çok sık olduğunu biliyorum hikayelerden. Ben 15 gün, yani 10. günde okuldan almışlardı beni. Zaten daimi yatılıyım. Annem Ankara'da, Ortaköy'de artık yemek çıkmamaya başladı. Böyle yollar açıldı, bir şey oldu. Birisi geldi, bir arkadaşımın babası kendi evine götürdü. Bir haftada onda kalmıştım yani. Karlı bir pandemi akşamında, güzel bir aktivite size vaat ediyoruz, onu söyleyebilirim. Futbol konuşacağız. Yarın nostalji, yarın futbol, evet, değil mi? Öyle yarın yapalım. Nostalji, biraz iklimden bahsedebiliriz. Derbiden bahsedeceğiz, transfer konularında masa yatıracağız ama önce bir Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında oynadığı mücadeleyi bir toparlayalım istiyorum. Yalçın Ayhan, bir birlik beraberlik, 10 kişi oynanan bir rakibe karşı aslında ben beklediğim etkiyi göremedim Trabzonspor'dan. Acaba Abdullah Hoca oyuna müdahale etmekte, gidişata müdahale etmekte biraz geç kaldım bu akşam? Ya zaten elinizdeki oyuncu grubu beklentinin çok altında bir gruptu. Özellikle ofansif anlamdaki santrafor eksikliği net bir şekilde bu maçta da görüldü. Çünkü yapmış olduğu hamleler çift santrafora döndü. Hatta Vakame'ye doğru yattı. Vakame'ye de aldı. Yani alınan bütün riskleri alabildi oyun içerisinde. Fakat ben oyunun başlangıcında tamamen şu tabloyu gördüm. Galatasaray-Antalyaspor maçındaki havayı hissettim Antalyaspor tarafından. Evet. Tamamen oynatmama adına geçiş oyununu düşünülerek bir anlamda kendi yarı sahasında bloklar arasında bekleyip kazanacakları toplarla geçiş oyununda Hamilton, Freddy, Gökdeniz, orada Orgil ciddi anlamda ofansif olarak bir pozisyon üretme açısından Antalyaspor'u bu şekilde oyuna döndürmenin peşindeydi. Fakat Trabzonspor, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi, üretkenlik açısından ciddi sıkıntılar yaşadı. Neden derseniz, Abdullah Hoca'nın her zaman, ben 3 sene çalıştım, her zaman biraz önce Hamdi Hocam'a da şu ifadeleri kullandım. 6 ve 8'den Abdülkadir Ömür gelip ayaklarından top alıp ileri deplase olurken belirli bir zaman harcıyorsunuz. Ve takım savunması yerleşiyor. Evet. Ve bu zaman kaybı Trabzonspor'u pozisyona girme açısından negatif bir etken olarak görüyorum. Ve bugün oyunun başlangıcında seyir hali çok farklı bir rol alacakken penaltı konusu. Penaltının kaçması Antalyaspor'a bir anlamda oyun içerisinde bir güç verdi. Tabii. Bir de 10 kişi kalmanız, Ersan'ın yapmış olduğu müdahale. Ama bir de tartışılan bir pozisyon var, penaltı pozisyonu. Yusuf Sarı'nın Eren'in müdahalesiyle maruz kalan bir pozisyon. Bence net bir penaltı. VAR da değerlendirmedi. Öyle uygun gördüler ama maalesef Trabzonspor'un sıralamadaki hedeften uzak görüntüsünün bu tür kararlarda net bir şekilde ortaya çıktığını da bir anlamda gösteriyor. Ilgaz Şınar, ne bekliyordun maçtan? Ne buldun? Antalyaspor'un Galatasaray karşısında oynadığı oyun, kendisinden güç olarak yukarıda takımlara karşı neler yapabileceğine dair aslında bazı ipuçları da veriyordu. Yine tam olarak benzer bir oyun mu oldu sence? Yani penaltı pozisyonunun öncesinde penaltının oluşumu Antalyaspor'un normalde bu oyunu çok iyi oynayamadığının da bir göstergesi. Tabii ben şimdi maçları iki kere izliyorum. O benimle alakalı. İkinci de anlayabiliyorum. Şimdi sen sağdan geldiğin için tekte görebildiğin şeyleri biz bazen ikinci de görebiliyoruz. Galatasaray Antalyaspor maçının ilk yarısında 9 kere açmıştı Antalyaspor savunmasını. Son hareketçiler sıkıntılıydı. Buraya gelelim. Penaltı nasıl oluştu? Hüseyin'in bir tane Canin'in koşusuna görüp attığı pas. Karşılanan top. Ersan'ın yanlış karşıladığı top. Ersan'ın eline çarpan penaltı. Normalde doğru oyun buydu. Yani penaltıyı çevirebilseydi Trabzonspor gole, oyun çok oyunlar farklıydı. Çok daha aynısını ve çok daha etkilisini görecektik muhtemelen. Çünkü Antalyaspor kapalıyken de savunma yapmayı beceremiyor. Bu benim fikrim tamamen. Ama tabii ki şimdi maçtan sonra hemen başka bir maça geçtiğim için ben görev icabı yapamadım. Maç sonu açıklamaları dinleyemedim.
Vitor Hugo'nun olmaması benim için yadırgıcıydı. Niçin yadırgadım? Çünkü duran top organizasyonlarında Vitor Hugo sizin hava kuvvetleri komutanınız ve orada oyunu açabilmek için çok ciddi bir katkı verirdi. Özellikle Kudryashov ve Naldo'nun olduğu savunma hattına. Buradan geri çıktık. Vitor Hugo her ne kadar ayakları bir marka o kadar temiz olmasa da oyunu bence oradaki diğer stoperlerden daha iyi kurabilir. Edgar Iye'nin daha farklı bir profili var. Edgar Iye koridor bulduğu zaman da gidebiliyor. Bu benim için şaşırtıcıydı. Ama bir anlamda da Abdullah Hoca'nın adalet duygusu da. Geçen haftaki Hüseyin'in iki maçtır oynamış olduğu müsabakalarda kaybetmemiş olması ve takım içerisindeki o adaleti sağlaması. O başka. Yani teknik ekip tarafından da oyuncular üzerinde kurmuş olduğu adalet duygusu çok önemli Hoca diye düşünüyorum. Hoca da maçtan önce yaptığı açıklamada ona değindi. Evet. İşte ben onları ben sadece bir oyun olarak bakıyorum hadiseye. Döndüm maçın içine. Zaten penaltı kaçtıktan sonra iş birazcık daha Antalyaspor'un istediği gibi gitmeye başladı. O panik havası demeyelim de topla yanlış yerde buluşmalar. Hatta Ersan Adem Gürüm'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonda yine bir Abdülkadir'in sola çıkışı vardı. Bunlardan daha fazla görür müyüz acaba? Oyun içinde nasıl değişiklikler olur dedim. Maçın ikinci yarısı için aldığım notlar da şu şekildeydi. Hani Trabzonspor ikinci yarı ne yapmalı diye çok radikal şeyler yazmış ama olsun yine de söyleyeyim. Vakame'nin santrofor bölgesine bir sahte forvet olarak geçmesi ve Canini Yusuf Sarı değişikliği. Ekuban'ın da bir diğer kanatta olduğu ve motorik güçleri daha fazla olan iki oyuncuyla beraber Antalyaspor'u açabilme, kenarlardan daha fazla üretkenlik katabilme. Bu birincisiydi. İkincisi de yine Canini Vitor Hugo değişikliği demişim. Bu da yine Vakame'nin sahte forvet oynadığı pozisyonlar. Ama ve burada hep bir üçüncü opsiyonun da üçlü savunmaya dönülmesiydi. Bir sahte üçlüye döndü zaten 64 ve hatta 68. Evet. dakikada. Yani Marlon... Biz yayında uzun süre onu tartıştık bu arada. Marlon, Edgar Iye ve Pereira'dan oluştu ama Edgar da Pereira da sürekli hücuma katılan adamlardı. Evet. Hosseini'yi de orada bir bekçi gibi tuttu ve hatta Marlon'u tuttu bu pozisyon değişine göre gitti. Ama işte orada da oyuncu değişiklikleri üzerinden belki bir tartışma açabiliriz. Fikir tartışması yapabiliriz. İki tane merkezi çıkartıp, Lewis Baker gibi hem duran topu iyi kullanan, hem de uzaktan şut atma ihtimali daha yüksek olan bir oyuncunun çıkması ne kadar doğruydu, yanlıştı. Bakalım onun analizini Abdullah Avcı hafta içi yapar ama benim aldığım notlar biraz bu şekildeydi. Antalyaspor'un yediği golde ise herkes Gökdeniz'i konuşuyor ama şimdi Yalçın Ayhan'a da onu soracağım. Notumu almışım çünkü soracağım diye. Hadise şu. Şimdi Gökdeniz giderken topu, hani Uğurcan da kaleyi terk ettiği zaman birdenbire Naldo da çıktı atağa. Stoper Naldo da çıktı. Naldo çıktı, Gökdeniz topu kaleye atamayınca Naldo zaten 90 artı olmasının verdiği sebebiyetle dönüşte jok atarak, hani jok atmak denir değil mi o? Jok atarak döndü. Tam pozisyonumu aldım, rahatladım derken Vakame'nin ortası geldi. Evet. Orada çıkmalı mıydı Naldo? Kontrol edebilir mi oyuncular o dakikada kendisini? Tabii kontrol edemez ama biz benzer bir golü Antalyaspor'da oynarken de yemiştik. Fenerbahçe'ye karşı böyle bir risk almıştık ama o an gerideydik. Şimdi 10 kişi kalmışsın. 1-1. Ve baktığında öndesin. Evet. Ha pardon, öndesin, doğru. Öndesin. Doğru, 1-0 ya, o doğru. O pozisyonun dönüşü gol oldu. Ha, böyle bir tez canlılık oyun içerisinde Nando gibi tecrübeli bir oyuncu açıkçası. Maçı Ersun Yanal ve ekibi de irdeleyin dediğinde ciddi anlamda sıkıntı yaratabilecek bir pozisyon. Küçük bir detay gibi görünse de çok belirleyici olur. Çok önemli bir nüans. Zaten oyun içerisinde bu tür hatalar. Ben bu pozisyonun kaçtıktan sonra evde ailemle izliyordum. Babama dedim, baba golü olacak dedim yani. Belli çünkü bazen oyun sizi 3 puana sürüklerken evet bir puanla yetinmeyi gösteriyor. Antalya Spor için ders niteliğinde bir pozisyondu. Bu gol kaçabilir. Eleştirmiyorum oyuncuyu. Ters ayaklı. Sonuçta sol ayaklı bir oyuncu. Sağ taraftan giderken bu tür bir tercih kullanması, topun avuta gitmesi normal. Ama bir taraftan da Nando arkaya baktığında iki oyuncu ileride 7 ve kaleci ile 8. 8 tane kendi yarı sahasında bekleyen bir Antalyaspor. Evet. Bu ayrı bir tartışılması gereken bir konu. Tabii belki ileriye gitseler o sırada baskı tabii yaparlar. Sonra dakika baskısı çıkartmayacaklar. Bu kadar alttaki pas yaptırmayacaklar. Yıldırsan. Geri gitmesi bir anlamda kabul edilebilir değil. Çünkü Ersun Yanal'ın her zaman sisteminde kaleden uzak takımını ve baskılı bir savunma anlayışıyla. Dikkat ederseniz bugün çok durdu oyun. Neden? Ersun Yanal'ın her zaman topu kaptırdığınız yerde baskı yapması ve faule maruz kalması Trabzonspor'u da ciddi anlamda psikolojik olarak da sıkıntıya uğrattı. Ve Trabzonspor oyuna gelmedi bu arada.
Evet. Yani 90 dakikada yaptığı faul sayısı sadece 2. Ve olabildiğince topa hakim olup ikili mücadelelerden kaçıp kuvvetle devamlılığı da sağlamaya çalıştılar. Antalyaspor'un ilk hata gol oldu. Evet. Dikkat ettiniz.